Evet, bugünkü konuğumuz Ankara'dan Skype bağlantısıyla katılıyor. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş Merhaba geldiniz. hocam, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. İyi yayınlar diliyorum. Sizlerle yeniden bir programda buluştuğum için çok mutluyum. Evet, şimdi seyircilerimizden biz geçen haftalarda da sizleri konuk ettik. İnanılmaz sorular geldi. Yine WhatsApp numaralarımızı yazıyoruz. Özellikle yurt dışından bizi izleyenlerimiz ciddi manada sorular yönelttiler. Biz de ikinci kez sizi davet etmek istedik. Bugün otoimmün hastalıkları konuşacağız, diyabet konuşacağız, Evet. omega 3'ün öneminden bahsedeceğiz. Şimdi hocam, bu otoimmün hastalıkları nelerdir? Bunların tedavi sırasında beslenmemiz nasıl olmalıdır? Birazcık bunları sizden dinleyelim. Evet, kıymetli Oğuz Hocam. Şimdi otoimmün hastalıklar başlangıçta vücudun bazı şeylere tepkileri olarak karşılık görebilirler. Mesela otoimmün bir tiroidit hastalığı, tip 1 diyabet veya inflamatuar bağırsak hastalıkları, SEDEF hastalığı gibi birçok hastalık, yine MS de bunlara dahildir, otoimmün rahatsızlıklar olarak geçmektedir. Tabii bu rahatsızlıklar hayat boyu kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen şeylerdir ve tabii ki ne gerekiyor bu noktada? Yaşam tarzı değişiklikleri. Mesela romatoid artriti olan bir kişinin beslenmesi ile olmayan bir kişinin beslenme durumu birbirinden farklı olmalı. Mesela romatoid artritimiz var. Neyden uzak durmamız lazım? Tuzdan uzak durmamız lazım. Bununla beraber omega 3 desteği almamız lazım. Veya omega 3 kaynağı olan gıdaları daha fazla tüketmemiz lazım. Görüyoruz ki bu tarz rahatsızlıklarda, otoimmün hastalıklarda en fazla ihtiyaç duyulan besin öğesi omega 3 diyebiliriz. Bununla beraber D vitamini eksikliğinin de mesela MS'de bazı belirteçleri tetikleyebileceği veya eksikliği olabileceğine dair bazı çalışmalar yapılmış ama tabii kanıt derecesinde değil. Bununla birlikte yine Hashimoto tiroiditi rahatsızlığı otoimmün bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor ve kadınlarda erkeklere göre görme riski çok daha fazla. Akabinde burada bazı diyet uygulamaları veya beslenme tarzında değişiklikler yapıldığında şunu saptamışlar. Özellikle glutensiz ve laktozsuz beslenmenin bazı parametreler üzerinde olumlu değişiklikler olduğunu göstermişler. Yine aynı zamanda SEDEF rahatsızlığı gibi veya iritmal bağırsak rahatsızlıkları veya farklı bağırsak hastalıklarında da mesela kolit veya kron rahatsızlığı gibi rahatsızlıklarda da bazı besinlerin elimine edilmesinin uzun vadede iyi sonuçlar çıkardığına yönelik çalışmalar var. Tabii burada karbonhidrat aslında büyük bir problem değil. Burada problem olan şey besinlerin içerikleri, posası, gluten miktarı, antioksidan kapasiteleri önemli. Vücutta sürekli bir inflamasyon, sürekli bir yangı görüldüğü için antioksidan kapasitesi yüksek olan besinlerin daha fazla yer alması önemli. Evet, şimdi bu beslenme çok önemli. Özellikle otoimmün hastalıklarda da önemli. Şimdi Ramazan'a çok az kaldı. Ramazan'da peki bu otoimmün hastalığı olanlar nasıl beslenmeli? Evet, Ramazan ayı hepimizin kutsal olarak karşıladığı ve oruçlarını 30 güne tamamlamak istediği kutsal bir ay. Burada inflamatuar rahatsızlığı olan, otoimmün rahatsızlığı olan kişilerin özellikle mesela Ramazan pidesi gibi işte yüksek miktarda gluten içeren veya çok fazla buğdaydan elde edilen işte tatlıların yani buğday ürünlerinin tüketimini azaltmaları yönünde bir artı sağlamak gerekir. Bizim Ramazan aylarında balık tüketimimiz zaten normalde düşük, Ramazan'da daha da düşüyor. Dolayısıyla balık tüketimine iftar sofralarında yer verilmeli mutlaka. Bu rahatsızlığı olan kişilerin çinko, D vitamini, probiyotikler, magnezyum,
dan zengin bir beslenme rutini uygulamaları önemlidir. Yine omega 3'ü sıklıkla vurguluyoruz, C vitaminini sıklıkla vurguluyoruz. Çünkü bunlar neler? Hem inflamasyonu azaltmaya yardımcı hem de aynı zamanda vücutta depolanamayan şeyler. Mesela probiyotikler çok hassas. Düzenli olarak probiyotik içeren gıdaları aldığımızda, yani otoimmün hastalığı olan kişilerde bağırsak mikrobiyotasını iyileştirebilirsek, oraya daha faydalı bakterileri yerleştirebilirsek, kişinin belirtileri, semptomları biraz daha belki düzelebilir, yangıları azalabilir. Ramazan ayında da uzun süreli açlığın ardından hep biz ne yapıyoruz? Beslenmeyle karın doyurmayı birbirine karıştırıyoruz. Yani nedir? Açım, doymam lazım, hemen bir şeyler atıştırmam lazım gibi düşünüyoruz. Fakat burada marketten eve, sofraya aldığımız o bütün gıdaların fonksiyonel özelliklerini düşünerek tüketmekte fayda var. Özellikle Ramazan aylarında çok fazla kızartılmış ürün tüketimi, bununla beraber nişasta içeriği yüksek gıdaların fazla alınması, şeker tüketiminin artması maalesef bu hastalarda daha farklı sorunlara yol açabilir. Özellikle bağırsak mikrobiyotasındaki bakterilerin biz çok hassas olduğunu söylüyoruz. Yoğun enerji alımlarında, çok fazla yağlı gıda tüketiminde yararlı probiyotiklerin de bağırsaktan uzaklaşacağını bilmekte fayda var. Ramazan ayında özellikle tabii ki genel bütün herkese bir önerimiz olur ama bu hasta grubuna önerimiz fonksiyonel içeriği olan gıdaları tüketmekten vazgeçmesinler. C vitamini diyoruz. Ramazan'da en çok unutulan besinlerden biri de maalesef ki meyve grubu. O yüzden iftardan 2-3 saat kadar sonra çay, kurabiye, tatlı seansı yapacağımıza meyve tüketelim. Yanına probiyotik özellikle bir yoğurt veya kefir gibi bir içecek alalım. Yine selenyum, çinko, magnezyumdan zengin çiğ kabuklu kuru yemişler tercih edelim ki bağırsaklarımıza, vücudumuza mevcuttaki rahatsızlıklarımıza bir faydası olsun. Evet. Peki bu omega 3 diyoruz. Çok önemli. Özellikle bu hastalarda. Bu omega 3'ün önemi biraz da ondan bahseder misiniz? Tabii ki omega 3 genel olarak birçok çalışmada yararlanım sağladığına yönelik kanıtlanmış bir besin bileşeni, besin öğesi diyebiliriz. Burada özellikle omega 3'ün takviye olarak alınmasından ziyade besinler yoluyla metabolizmaya katılması daha önemli. Mesela şu an görsellerde geçiyor chia tohumu, keten tohumu, bunların içerisinde bir miktar omega 3 var. Balık keza sürekli uyarıyoruz, balık tüketin. Balıkları da kızartmadan mümkünse daha böyle suda pişirerek veya fırınlayarak, yağsız ızgara yaparak ki besin öğelerinden iyi bir şekilde yararlanabilelim. Aynı zamanda mesela ilginçtir, semizotu da bir omega 3 kaynağı. Fakat biyo yararlanımı balıktaki kadar iyi olmayabilir. Bununla birlikte genel yangıların azaltılmasında omega 3'ün inflamasyonu azaltmada ciddi bir artısı olduğunu biliyoruz. O yüzden beslenmemize otoimmün rahatsızlığı olan kişilerde neyi eklememiz gerekiyor? Birincisi omega 3 kaynağı olan gıdalar. C vitamininden zengin besinler, magnezyum, çinko, selenyum kaynağı olan gıdalar, aynı zamanda probiyotik özellik bakımından zengin olan besinleri sıklıkla yerleştirmeli. Basit şeker, nişasta tüketiminden olabildiğince uzak durmak önemlidir kıymetli hocam. Evet, şimdi WhatsApp'tan da seyircilerimiz soru sorabilirler sizlere. Biz tabii WhatsApp numaralarımızı ekranın alt kısmına yazıyoruz. Şimdi özellikle çok kilo almış, ondan sonra onu da vermek istiyor. Ramazan'da geliyor. Bu bir fırsat. Şimdi otoimmün hastalığı olanların Ramazan'da nasıl besleneceğini söyledik ama kilo vermek isteyenler Ramazan'da ne yapacak? Kilo vermek isteyenler için Ramazan ayı gerçekten bulunmaz bir nimet kıymetli Oğuz Hocam. Çünkü kilo problemi yaşayan herkes kendini aç bırakmak istiyor ve aç kalarak daha fazla kilo verebileceğini umut ediyorlar. Birçok Ramazan geçirdi bu kişiler fakat o Ramazanlar maalesef kilo vermeyle sonuçlanmadı. Bundan dolayı eğer sağlıklı, düzenli bir beslenme programına uymak istiyorlarsa Ramazan ayı onlar için gerçekten büyük bir imkan sağlıyor. Çünkü genelde bizim toplumumuzda şöyle bir problem var. Biz yemekleri fazla yemiyoruz. Porsiyonları büyük
büyük yemiyoruz. Bizim için şu an porsiyon küçültmek hani diğer makro problemlerin yanında daha böyle minik bir şeymiş gibi kalıyor. Genelde pre-obez grupta, yani obez olmak istemeyen ama obeziteye de göz kırpan, fiziksel aktivitesi yetersiz olan bireylerde ne var? Zaman problemi var. Zamansızlıktan dolayı düzgün bir besin seçemiyorlar, öğünlerini zamanında tüketemiyorlar veya pişirme yöntemlerinin doğrusunu bile uygulayamıyorlar. Hal böyle olunca da sevgili Oğuz Hocam ne oluyor? Yoğun miktarda enerji içeren küçük besinleri daha fazla, daha sık ve zaman aralığına dikkat etmeden tüketiyoruz. Bir düşünelim, ev hanımları kendine yemek hazırlamak istemiyor. Düzenli işe gidip gelenler vay ben yoruluyorum diyor, mutfağa girmiyor. Kim diyet yapıyor? Kim düzenli besleniyor? Her ne kadar siz uyarsanız da bakın şöyle pişirin. Belki evde bir akşam yemeği pişiyor. Orada da yine ne problemi var? Ya hocam işte benim zamanım yok. Beni uğraştırma. Çorbaysa çorba, etse et, ver geç diyor. Değil mi? Dolayısıyla Ramazan ayında biz aslında düzenli bir beslenme rutini kazanıyoruz. Sahurda kahvaltı tarzı gıdalar, kahvaltılıklar tercih ederek bu kahvaltılık besinlerin yüksek protein içerip fazla enerji içermeyenlerinden tercih etmek uykuya dalmayı ve hazmı kolaylaştırmaya yardımcıdır. Nasıl? Mesela yumurta. 2 tane yumurtayı haşladık, tükettik. Yanında biraz mevsim sebze ve yeşillikleri bulunuyor. Aynı zamanda ceviz, badem veya tuzsuz zeytin ve yanında tam buğday veya ekşi mayadan hazırlanmış 2 dilim ekmek ve şekersiz siyah çay veya sindirimi kolaylaştırmak isterseniz rezene çayı. Eskiden rezenenin tohumlarını ısırarak böyle sahurda çiğnerlermiş birkaç adedini ki ertesi güne açlık hissetmeyelim diye. Böyle alternatifler de var ama hiçbir şey bir başka besinin yerini tutmaz. Kahvaltıda hafif kolay protein sindirilebilirliği olan, biyo yararlanımı iyi olan gıdaları tercih ettik. Suyumuzu iftardan sahura kadar olan süreçte kendi ağırlığımızı 35 ile çarparak tüketmemiz gereken su miktarını buluyoruz. Mesela 80 kilo biri 30-35 ile çarptığında örneğin 2,5 litre kadar su içmesi gerektiği sonucuna varıyoruz. İftar zamanı, burası çok önemli, vaktinizi de çok almak istemiyorum. İftar zamanı kıymetli hocam, öncelikle 2 bardak su, 2 tane küçük hurma, yarım kase çorbayı tüketelim. Orucumuzu açalım, bir 5 dakika ara verelim. Ondan sonra yine protein kalitesinden zengin baklagil yemekleri olabilir, etli yemekler olabilir, etin kendisi olabilir, balık, tavuk olabilir. Bunu tüketelim, yanına biraz sebze alalım yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar veya salata ekleyelim. Ondan sonra bir 5 dakika daha mola verelim, doyduğumuzu hissedeceğiz. Akabinde yoğurt, yoğurtlu salatalar, ayran eklenebilir. İftarı bitirdikten sonra 1 saat dinlenip sonrasında çay kahve içip bir yürüyüşe çıkalım, adım atalım, hareket edelim. Sonrasında da iftardan 2,5-3 saat kadar sonra meyve tüketmeye, kuru yemiş tüketmeye ama çiğ ve tuzsuz özen gösterelim. Yani beslenmede bir rutin ve denge oluşturalım. Hareketli olduğumuz zaman da, performansımızın yüksek olduğu zaman da tükettiğimiz gıdalara dikkat edelim. Ara atıştırmalıktan kilo alan ve diyetini bu noktada bozan kişiler için Ramazan'da sağlıklı beslenerek kilo vermek çok daha kolay ve pratik olacaktır. Anladım. Ya tabii bizim bu söyledikleriniz çok güzel ama bunlara biz nasıl uyacağız? Mutlaka bir uzman diyetisyen desteği almak gerekiyor. Onun için de şimdi yurt dışından bizi izleyen seyircilerimiz var. Siz bu şekilde yurt dışından gelip gitmekte belki size gelip gitmek isteyeceklerdir. Ama bilmiyorum, online olarak size danışmak istedikleri zaman bu şekilde bir hizmet veriyor musunuz? Evet efendim, yıllardır, yaklaşık 8 yıldır pandemiden önce de bizim Almanya'dan, Fransa'dan, hatta Avustralya'dan bile danışanlarımız bize ulaşıyordu. Çoğu danışanımızın Türkiye'de bir akrabası var, bizimle görüşmüş ve sonrasında online diyete başlamışlardı. Zira online diyetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için en büyük artısı şu: onlardan duyduğumuz en büyük istek ve ihtiyaç şöyle oluyor. Hocam, bizim bir beslenme kültürümüz var. Bizi bizden
başkası tanımaz, anlamaz. O yüzden biz burada bir sağlık hizmeti almaya çalıştığımızda yeterli kadar bizde efektif olamıyor. Bundan dolayı sizinle çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda da vücut analizlerimizi burada herhangi bir spor salonunda yaptırıp size değerlerimizi gönderip besinlerimizi sizinle seçebiliyoruz diyorlar. Ben sıklıkla yurt dışına seyahat ettiğimde market geziyorum Oğuz Hocam. Marketlere bakıyorum. Burada alternatif ürünler ne? Ben buradaki hastalarımıza bazı şeyler öneriyorum ama acaba Almanya'daki marketlerde bunun alternatifi ne? Fransa'da ne var? Ve gerçekten bazı marketler daha ekolojik ve biyolojik çeşitliliğe sahipler. Hazır hemen tüketim uygun salatalar mevcut. Yani aslında yurt dışında beslenmeyi daha da iyi bir hale getirebilmek biraz daha oradaki vatandaşlarımız için kolay. Sadece güzel bir yönlendirme ve destek gerekiyor.